Aramızda katılan misafir arkadaşlarımız da var. Altaylı olarak gelmişler. Onlar da hoş gelmiş. Şimdi burada bulunan herkes, ben dahil, sadece Altaylı sıfatıyla bulunuyoruz. Ben eski divan başkanıyım. Başka bir formatta devam etmek amacı var. Birkaç temel husus var. Bunlardan bir, neden bu duruma düşüldüğünün hesaplaşmasının sadece enerji kaybı olacağını düşünüyoruz. O yüzden bugünden ileriye bakarak ne yapalım? Kulüplerin herhangi bir şekilde mali varlıklarını sürdürmesi için mutlaka bir yatırım, bir nakit para girişine ihtiyacı var. Bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu çözümde bir takım hassasiyetler tabii ki saygıyla karşılamak üzere var. Uzun yıllardan beri Altay Kulübü'nün genel kurullarını meşgul eden bir şirketleşme olayı vardı. Spor kamuoyunda meşgul ediyordu. %51 mi, 49 mu, 49 mu, 51 mi derken bu süreçleri başarıyla tamamlayamadık. Ama son yasaya göre hakim ise kulübün olması işin şeklini değiştirdi. Yani bir Altay Kulübü'nün içinde bulunmuş olduğu bir şirkette %51 Altay Kulübü'nün mecburiyeti oluyor. Bu da dışarıdan gelen yatırımcının kafasında soru işaretleri ve isteğini açıkçası azaltıyordu. Yani nedir? %51 Altay Spor Kulübü'nün olacak, %49'u yatırımcının olacak. Bu şekilde söz sahibi Altay Spor Kulübü olacağı için kulüple bağı olan bir şirketin doğru olmadığını, bizim kulüp modelimize de uygun olmayacağına biz karar verdik. Bir toplantı yaptık. Bu toplantıya katılan arkadaşlarımızla birlikte biz dedik ki biz bir şirket kuralım. Bu şirket kuruldu. Bu şirketin kurucularından şu anda Kenan Duymazoğlu ve Cemil Kaya var aramızda. Bu şirketin kuruluş amacı Altay Kulübü'nün altyapısının zeminini hazırlamak. Büyük Altay 1914 Futbol Yatırımları AŞ. Bizim şu anda kurmuş olduğumuz süreci tamamlanmış olan zaten basına da yansıdı. Herkesin de bilgisi dahilinde bu şirket şu anda kuruldu. Malum Altay Kulübü çok uzun, 110 yıllık bir kulüp. Genel kurul yapısında ciddi sıkıntılar var. Nedir? 1200 tane üyesi var ama bu 1200 tane üyenin çoğu Altay Kulübü'ne uğramaz olmuş. Aidatlarını yatırmaz olmuşlar. Bizim kişilerle ilgili bir sorunumuz yok ama yasaya göre genel kurul katılımının, yani genel kurul üyelerinin 1/4'ünün genel kurula katılması lazım. Ve bu sayının %51 ile de şirketleşme yetkisini yönetim kuruluna vermemiz lazım. Altay Kulübü'nün hakikaten 110 yıllık camianın kaderini değiştirecek bir genel kurul olacak. Eğer bu genel kurulda 1/3'ün katılımını sağlar isek, arkasından 1/3 katılım sağladıktan sonra gündem maddemizde şirketleşme, şirket kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere yönetim kuruluna yetki vereceğiz. Yatırımcılara açık bir şekilde inşallah Altay Kulübü'ne yeni bir ufuk açmak istiyoruz. 1 milyon lira sermayeyle Kenan Duymazoğlu ve Cemil Kaya adına şirketimiz şu anda hazır. Altay'ın mevcut borcu 670 milyon TL. Bunun 10 milyon 644 bini döviz borcu euro olarak, 1 milyon 39 bin dolar, 20 bin 500 frank, 273 bin 617 lira 547 TL'de Türk lirası olarak var. Toplam borcumuz 670 milyon. Kağıt üzerindeki şeyimiz bu. Yani bunun içinde tabii yönetici alacakları da var. Yani çoğunun öyle bir talebi yok ama gittiğimizde oyuncu borçları da ciddi indirimler almıştık. Birebir pazarlıkta. Bu ama bu şimdi tabii... Gelen şirketin sonuçta alacak.